Intro oynamıyor çok sevgili izleyiciler. Intro oyna. Nasıl oturuyoruz? X. Herkese merhaba. Ya daşa oturuyor kardeşim, kusura bakma da. Evet efendim, Bilmenli'nin 4. sezonun 8. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Mephisto, yanımda Yukiran, Cimpo ve Karamat var. Tam kadroyuz. Ne oluyor bilgisayara ya? Babam arıyor. Yüzyılın openingi. Evet. Alo. Masadaki peçeteleri görmesek iyiydi. İyi baba. Yayın yapıyoruz çocuklarla. Sen ne yapıyorsun? Dinleyelim bakalım. Hadi. Bilmem ne bu hafta böyle. Ne yapıyorsunuz, iyisiniz? Birazdan ben de başkalarını arayacağım. Yani şey, şimdi çocuklar ayıp olmasın diye şey yaptım. Sen iyi misin babacığım? Ben ne kadar iyi var. Maşallah, ne? Yok, sıkıntı yok da şey diyeceğim, ne içiyorsunuz? Oğlum peçeteyi göstermiş artık. Aynen ya, sesin yorgun geliyor. Tuvalet kağıdı, benim de masamda tuvalet kağıdı var. Gösterme, gösterme. Özel hayatını bizimle bu kadar şey yapma ya. Gösterme. Niye onu tuvalet maşallah, maşallah. Tuvalet kağıdı çok başka yerlere çekilebiliyor. Sen nasıl anacığım, iyisin? Bırak, bırak, gösterme. Nereye ya? Alerjim var onun dedi. Ben tam senin alerjim var, tatlım. Ben seni biliyorum zaten. Ama seni bilmeyenler vardır. Ne sakin tuvalet kağıdın? Tamam, ben sana anlatacağım sana. Okey. Evet, Necdet kapattı mikrofonunu ve kamerasını. Biz o zaman arkadaşlar, bu haftanın konsepti, YouTube için söylüyorum. Düşünürken iyi, söylerken boktan olan şeylerler. Şeyler bir kelimedir. Şeylerler. Bugün hepimiz makyajsızız. Ben makyajımı yapmayı unuttum. Yuki de biraz abartmış. Gördüğüm kadarıyla. Cimpo yapmadı. Karamat'ın da büyükleri kötü oluyor. Öyle yapacağım. Telefonun melodisi çok iyi. Telefon melodisi galiba şey. Aynen. Dizi. Dizi müziği. Yani neydi? Poyraz Bey. Leyla Levent. Hayır ya, değil. Poyraz Karayel demişti. Cimpo çocuk oldu. Geliyor sesin. Kameran gitti. Ben onu açayım ne? Evet. Droid keme düştü arkadaş tekrar. Turuncu. Sen onu ayarla bir şekil. O zaman geleneği bulmayalım ve Cimpo'dan... Ulan ciddiye alamam ki. Abi niye böyle diyorsun? O zaman ilk teklifi senden tabii ki alıyoruz. Çocuklar önden o zaman abi. Ben çocuklar önden, hadi bakalım 23 Nisan. Bu arada 23 Nisan... Ne zaman denk geliyor? Yine 23 Nisan yayını yapacak mıyız? Dur bakayım. Geldi mi kamera? Geldi. 23 Nisan Cuma'ya denk geliyor. Cumartesi'ye taşırabiliriz bence. Yani bir günlüğüne liderimiz başkası oluyor. Geçen sene Necdet'ti galiba. Ondan önce evet. Yuki'ydi. Bu sene Cimpo bizden büyük. O yüzden yine Yuki. Her şeyi yapabilir isterse, beni de banlar. Ama ertesi gün ben çok kötü olur aramız yani. Ama Ferman'ın ban yeme ihtimali olur. Evet. Cimpo Bey, teklifinizi duyalım. Evet, o zaman başlıyoruz arkadaşlar. Abi, iyilik yaptığınız zaman yaptığınız iyiliğe göre mükafat alacaksınız. İşte zaman zaman cebinize para girer, zaman zaman evinizde en sevdiğiniz yemeklerden bir masa oluşur. İşte arabanız olur, eviniz yatlar katlara kadar gidiyor yani. Yaptığın iyiliğe göre bir mükafat anında alacaksın. Tamam. Ve bu iyilik de şey hani... elinden geldiğince bir şey değil. Hani bir şey olmasını istiyorsun ve oluyor. Maksat, yani olay senin yapıp yapmaman. İstemem bunu yani. Bunu düşünüp düşünmemen. Böyle bir yeteneğiniz olacak. Ama yaptığınız bu iyilik başka bir taraf için kırıcı ve üzücü olursa o kişi gelip yüzünüze tükürecek. Yaptığım iyilik birilerini niye üzüyor?
Yani şöyle şimdi bizim konumuzla alakalı olan kısmı bu. Hani iyi düşünüyorsun. Sen bu iyi bir şeydir diye düşünüyorsun ama faaliyete geçince kötü olabiliyor. O manada. Oğlum gelince benim karakterim niye böyle psikopat? Ne? Gülünce psikopat gibi görünüyorum. Şimdi başkası yani herhangi biri değil mi bunlar yani? Çevremdeki insanlar. Benim için her şey güzel oluyor. Ben iyilik yapınca. Evet. Başkası da üzülüyor. Siktirsin gitsin. Şöyle örnek vereyim. İşte yolda aç bir insan görüyorsunuz. Ona bir döner alıyorsunuz. Yemek bir şey alıyorsunuz. Oradaki sokak köpeği diyor ki bana yok bu piç. Sokak köpeği gelip suratına çıkıyor böyle. Yani onun gibi. Hani iyilik yaptığınızda kimseyi üzmeyecek bir şeyse eğer sıkıntı olmaz. Ne abi olabilir. Çünkü ne yapayım yani birileri... Ya şimdi arkadaşlar bir yerlerde sürekli kötü durumda olan insanlar var ve dünya düzeni bu. Siz istediğiniz kadar üzülün. Buna alışmanız ve üzülüp geçmeniz gerekiyor. Ben böyle düşünüyorum. Bir yerlerde birileri üzülmeye devam edecektir. Ama ben başkasına iyilik yaptım mı? Yaptım yani. Ben kendi yaptığıma bakarım. O yüzden ben çok olumlu bakıyorum bu teklife. Ben de gayet olumlu bakıyorum hocam. Yani. Sonuçta iyilik yapacağım madem. Ben hayır... onunla okuyorum, hayır diyorum. Falan diyormuş. Ya iyilik yapma olayı güzel de. Yani diğer alınan kişinin benim gelip yüzüme tükürmesi hoş değil. Ya ve tükürecek mi doğal olarak? Tabii. Bir de virüs var koronavirüs falan. Aynen. Koronavirüsü var ve yani tek bir kişi mi offended olacak? O önemli. Yani başka, ondan yok başka bir 2-3 kişi aynı anda olabilir. Efendim, sizin yaptığınız şey 1 milyon kişinin canını sıkarsa 1 milyon kişi gelir suratınıza tükürür. Tükürükle boğulup ölebilirsiniz. Onun nasıl bir şey yani? Birinin yaptığı şey nasıl canını sıkıyor? Ya, o iki topik bir şey de misal veriyorum yani. 2 kişiyse 2 kişi gelir, 3 kişiyse 3 kişi gelir tükürür. Yani benim o yaptığım iyiliği kaç kişinin offended olacağı belli değil yani. Ama şimdi ya, dedi. Biraz kendi belirlersin. Yani. Kendi birilerine offended olmadan da yapabilirsin dedi. Aynen. Yani ben offended olmadan da bir şeyler yapabilirim herhalde. Ne bileyim. Kanka ama yemeği günümüzde... ben ısmarladım. Bitti yani. Kim üzülecek oğlum? 2 kişi yemek yiyoruz zaten. Ama günümüzde her şey... Bu iyilik mi bu? Hani ben ısmarlayayım falan. İyilikmiş bu. Yani. Her şey offended olan bir kesim var. Offended olmak için bekliyorlar yani. Evet ama sen de bunu göstere göstere online bir şekilde yapma. Yani ben... Gösteremeyeceksen iyilik yap. Oğlum ne manası? Gizli evet gizli. Gizli saklı yaparsanız aynen sıkıntı olmaz. Yani mesela ne bileyim bir şeye ihtiyacınız vardır ve ben onu işte sağlarsam size buna herkese de söylemek zorunda değiliz bunu. Bu kadar kolay değil mi? Adres ver kardeşim aldım senin için bitti. Kimsenin haberi yok. Karşıya kurye üzülüyor. Aman okuyayım ne birini almışlar. ne almışlar birbirini falan. Bana kimse almıyor falan. Yani evet bilmiyorum ama bir takım ya en azından kargoyu teslim ediyor sonra senin kapını çalıyor. Allah belanı versin. Şimdi bir ünlü olacaksınız ama her düşündüğünüz her şeyi söylediğinizde ters alışacak ve linç yiyeceksiniz ama o uzay çok hızlı teklifini yazdı. Unutma bunu. Bizden sonra soracağın teklifini ha. Biri konsepti sızdırmış olmalı. Turumuzu bitirelim. Hat. Nakat'tan hoş geldin. Kimi banlıyoruz? Evet hani bu en azından offended olacak insan sayısını azaltabilirim diye düşünüyorum. Buna daha özen göstererek. Kopyalayacakken yapıştırdım. Bir de enter'a bastın ha. Yanlışlıkla gönderdim. Tamam. Neyse teklifin olduğunu biliyoruz. Geçersiz yeni bir tane yapıp bulabilirsiniz bence. Senin belanı versin. Geçersiz mi bu? Çocuğu. What? Ne? Uzay. Buna ne diyeceksin? Tamam. Affedersiniz. Affedersiniz. Beni duydunuz bilmiyorum da şu an sinir krizi geçiriyorum. Ne oldu kanka? Çözeriz belki. Ya sıçacağım. Bilgisayar kendi kendine ekran kartı cortlamaya başladı. Ekranda bu çok simgeler görmeye başladı. Nasıl ya? Olur geri söylemeyiz. Zaten ara ara millet teklif sunuyor bizden bu hariç. Zaten adamları yanlış anlaşılacak.
Dur bakayım, Ulay'ın teklifi ünlü olacaksın. Sen her düşündüğün şeyi söylediğinizde ters anlaşılacak. Ama aslında olabilir, ağızdan kötü çıkıyor gibi. İyi düşünüp kötü anlaşılabilir evet. Ağzından. Ve linç yiyeceksin. Tamam, bu konsept uygundur bence. Uygun uygun. Tamam. Ama bizden önce söylediği için bir tane daha. Aa, o yüzden dedin sen. Şaka şaka. Bakalım tamam. Eğer çok olursa. Farklı onu sen. Başka teklifler de gelirse değerlendiririz. Yani dediğim gibi Ofen'de dolma ihtimali yüksek olan çok fazla insan olduğu için benim ağzım yüzüm kaydı. Ofen'de dolma ihtimali yüksek çok insan var. Yani her şeyi Ofen'de dolmak için bekliyorlar açıkçası. Ya illa benim yaptığım iyiliği görecekler ve mesela ben gizli gizli yapsam bile o illa arada şahit olacak birkaç insan olacak. Onlar bunu yayarsa ne olacak o zaman? Yani şahit olmasın o zaman. Söyleme kardeşim kimseye de. Yani. Kendini acındırmak mı istiyorsun millete sana iyilik yapıldığına dair falan diye acıtasyon yapabilirsin. Söyleme kimseye. Neden kimseye söyleme. İyilik yaptığın kişi çok müteşekkir oldu diyelim. Ve sosyal bir mecrada paylaşmak istedi. E işte bu kişi bana bunu işte almış. Ayağım üşüyor dedim, çorap almış. Ya da karnım aç dedim, yemek yollamış mesela. Hani sosyal medyalar üzerinden teşekkür etmek istemiş. Benim burada hiçbir suçum günahım yok. Ben gizli gizli yapmışım. Mesela böyle olunca, böyle yapınca karşımdaki kişi iyiliğimi geri alabiliyor muyum? Geri ver çorabı! Sakın tükürdükten sonra. Geri ver. Alabilirsin. Çorabı atıyorum, bir hanımefendiye aldım çorabı ve böyle olunca çorabı geri istiyorum. Sonra kullanılmış çorap. Kadın çorabı diye sapın tekine satıyorum. Nasıl plan? Çok iyi. Bence olur. Hem sevap point hem money. Hem sevap point hem günah point. Tertemiz çıkıyorsun. Hem de money. Stonk. 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 Yani evet, linç yerim ama linç size takipçi kazandırır arkadaşlar. Bu adam yine oynanmışmış. Linç arkadaşlar takipçi... bilgisayarım galiba Valheim'i kaldırmıyor. Bu arada yani ekran... Şaka, yani şaka değil büyük ihtimal. Şey ekran nasıl deyip... Gerçekten Valheim'in şeylerinde var böyle bir sorun. Optimizasyonda sorun var. Hatta bazı ayarları kapatınca daha iyi oluyor. Görsel olarak bile daha iyi oluyor gibi şeyler de vardı. Ama şu an o konulara bakmadım. Benim böyle bir sorunum olmadığı için. Ya problem değil. Sadece oturacağız ya. Kapanıyor galiba ama. Evet, teklife gelince. Ben evet, Duke'un dediği evet. Hani ben gizlice yapsam bile diğer arkadaş reveal edebilir. Ama tembihleriz ve bilmiyorum. Linç takipçi kazandırır mantığına da inanıyorum ben. Gelsin linçlisinler Twitter'dan canım, ne olacak? Ben bunun için yaşıyorum zaten. Ama yolda da beni tutup lan sen ama nasıl döner alırsın diyecekse sen de salaksın derim. Ne diyeyim yani? Ben açtım o zaman o sırada falan diye. Bana ne diyebilir bana ya? Argümanı ne olacak? Sen Abdullah'ın için savunun. Sizin yüzünüzden bu insanlar beleşe alışıyor. Kendileri ha. Çalışıp ekonomiye destek olmuyorlar. Sizin demek gibi ki... finansal köleler bulup... Suratına ilk tükürecek kişi Cemre demek. Evet, Cemre belli. İlk tükürecek suratına. Evet, böyle deyince birazcık şey oldum şimdi. Bir arada kaldım. Ama abi şimdi neyse, sen ne düşünüyorsun? Ben yani alırım cebimde dursun şeklinde düşünüyorum. Çok bence fazla kullanmam. Işte, kesin emin olduğunuz bir şey olur. O zaman yaparsınız yani. Kimsenin duymayacağından emin olduğunuz. Yani. O da olabilir. Cep İlla duymuş. Dünyayı kurtaracaksınız diye bir şey yok kardeşim. Yok abi, ara kullan. Ne? Suratına tükürecekler, balgamlı balgamlı. Ya tükürecekleri bilgisi değil gerçekten. İyilik, iyilik, iyilik yapmam o zaman. Ya aynı o zaman. O zaman tükürmez. Ne manası kaldı? Ya da ya da çok çok uzun uzun düşünürüm böyle. Lan bunu yapsam kim peşime takılır falan filan. Ya ne bileyim. Amına koydum. Kimsesiz çocuklara 1 milyon lira yatırmış. Orada köpekler aç falan. Evet. Olabilir. Abi her olabilir. Seferinde ama bir bunu... şey olur evde böyle. Kediciler köpekler utanmadan kedilerim ama alıyor.
Köpekler sokakta, kediler herkes alıyor, sahipleniyor. Evet. Ya abi, o yani hani köpeklere mama versen kedi sevenler tepki gösterecek. Kedilere mama versen köpek sevenler tepki gösterecek. Bu işin içinden çıkamazsınız. Böyle düşünmeyin yani. O zaman, o zaman ben sana gidiyorum kardeşim. Bu tepki alırsanız yüzünüzü küçülecek. Her şey insanlar tepki gösterir. Siz bunu gizli yapın abi. Köpeği besledik. Köpek gidip hav hav mı diyecek yani, Allah Allah. Kimin haber olacak? Allah güvenmiyorum. Yani kimin haber olacak köpeğe iyilik yaptığımda? Kediler kimse söyleme. Kediler gelip sokaklarda saldırabilir mi? Böyle şey, yürüyorsun gece, tamam mı? Kulaklık var. Çok derinlerden şey sesi geliyor. Çıkarıyorsun böyle. Bir şey yok. Gölge geçiyor. Her şey karanlık çok şey. Uzakta iki tane göz parlıyor falan böyle. Değil mi? Birkaç yanında birkaç tane daha açılıyor böyle. Bir an aynen aynen. Bak bundan çok güzel şey olur ha. Revenge of Cats. Revenge of Cats. Onda fanlarımız çizsin. Ben mi yapacağım artık bunları yani? Bunun mimini yapın. Assassin's Kedi. Ses. Evet. 45 dakikada, 49 dakikada Recep'in teklifi. Yok oğlum, boş yaptık orada. Ben tamam. Okay. Düşünsene, biri gelmiş kuru fasulye falan yemiş gelmiş ve siz iyilik yaptınız diye suratınıza fasulye parçacıklı falan tutuyor. Ayy. Onu döveriz orada ama. Aa evet. Böyle karşılık verebiliyor muyuz yoksa herhalde canım. Elhamdülillah mı diyeceğiz yani? Sen de ona mı tüküreceksin, ne yapsın? Yani... Ne yapıyorsun lan sen falan deyip dalabilirim yani. Evet. Dalabilirsiniz abi, bir şey demiyorum. Tamam. Adamına göre artık. Ben evet, gücünüzün yetini dövün. Garantiye alıp hani çok geniş kesimlerin duymayacağı şekilde yardımımı ederim. Çünkü hani burada karşılığında da bizim karlı çıktığımız bir durum da var yani. İstediğimiz şeyler mi oluyordu, öyle şeyler oluyor galiba. İyi şeyler cebinizde işte. Kesin bir şey yok da yaptığınız ile göre para olur, araba olur, ev olur, öyle. Araba. Gidiyor. Ne neyse artık istediğiniz. Ben ihtiyacınız olduğunu düşünüyorum. Dinamit katmak için kabul edip onaylıyorum hızlıca. Pekala. Valla ben bir olumsuza düştüm ya, öyle biraz şey oldum yani. Bleh oldum yani. Bleh olacak bir şey yok. Dediğim gibi sen küçük iyilikler yap, küçük kazan yani, bu kadar basit. Abi dişini fırçalayan var, fırçalamayan var. La tükürülmeyecek işte, ona göre planını yapacaksın ya. Abi illa tükürecekler. Hayır, illa tükürmeyecek ya. İlla tükürecek. Kim tükürecek sana sokak hayvanı besledin diye? İşte onu konuş. Kimse görmez. Kedi. Oğlum benim ablamın evin önüne koyarsın çocuklar. Upload'um bir sekiyor ya benim, anlamsız. Bu kim? Cem, sen ne düşünüyorsun? Benim internet kablomda sıkıntı var, tamam. Ben olumsuz düşünüyorum. Yani bir olay olmasa ben, ben de olumsuz düşünüyorum şu an biraz da. Niye Cemre soruyorsun ki sen şimdi? Köpeklik kardeşim, bilmem ne en büyük silahı köpeklik. AIDS bile kapabilirsin. Tükürükten AIDS kapmazsın abi, o kadar. Siz şu an tükürüğü düşünüyorsunuz ama yani tükürülmemek ihtimali siz kendiniz yaratıyorsunuz. Yok yok. Yok var, nasıl yok ya? Nasıl var ya? Ben sana diyorum işte, gizlice ben kapımın önüne bir tas yemek koydum sokak hayvanlarına. Hadi bakalım. Kim nasıl neyden ispiyonlayacak yani? Asla gizlice olamaz. Allah seni sürekli izler. Olur. Gecenin üçünde hadi koydum. Melike'in Paris'e hoş geldin. Ya. Yani abi evet, sokağıma köydüm. Bak sen görürlerse diyor. Ben görmezler diyor. Ben görmezler yani. Gecenin üçünde kimse ha, benim evime kapı. Görmezler diyor, tamam, kabul ediyorum o zaman. Yani evet, sana bağlı bu biraz. Paris'ten selamlar. Merhaba Paris. Yani sen kendini gizlersen sıkıntı yok. İyilik sende kalır. Artı bir de kazancın olur yani. Peki mesela sokağa koyduğum mama bana karşılığında ne kadar veriyor? Yaptığın iyiliğe göre artık, ne harcadıysan onun karşılığında. Kaç kap şey yemek koyduysan işte. Kalkıp da işte bir tas yemek koydun diye sana 3 katlı villa gelmez yani. Ya şu an bizim evde 12 kiloluk kedi maması var. Kaç kilo 12 kilo? Bunu arabanın arkasına taksan. Mahalleyi geçsen. Cemre'nin mimiklerine acayip oturuyor şey kameraya. Onu evet, o evet, çok güzel çok oluyor. İyi. Gözüm onda, sabahtan beri onu izliyorum. Abartı mimiklerle de konuşursa falan tam animasyon karakteri. Evet. Disney gör bunu. Akıncı kostümüyle iyilik yaparsın. Böylece kimse seni tanıyamazsın. Nasıl?
Oh yeah. Seni tanımalarına gerek yok. Ama dizimi çekenler. O zaman yani dediğim gibi kimseyle görmeme ihtimali varsa asla ki herkesten gizli olabilme ihtimali varsa İhtimali varsa o sana kalmış. O ihtimal sana bağlı. Ya yani, okey. Öyleyse sonuç var. Kabul ediyorum onaylı. Ben de kabul Şimdi, ediyorum Necdet. Onaylı. Dur. Caydırma hakkı vermek zorunda. O sarı rüyalar evet güzel. Güzel evet. Eğlendik. Gerçekten iyilik kazan ama diyorum ki bak. Hı. Yapacağın iğneye göre. Şimdi kapının önüne yemek koyarsın hayvanlar için. Senin cebine girecek 10 lira yani. Kanka yani ne olur biraz daha söyle cebine güldür. Dünyayı kurtarmıyorsun yani. Bak 3,5 dakika boyunca Cemre'yi şoktan şoka sok. Ben istediğin cevabı vereceğim sana. Ondan sonra sen... Yani bu iyilik yapsan yani, ne ama sen ne yani? Ama bak şöyle, mesela ben şöyle düşünüyorum. Kapının önüne koydum, suyu 10 lira evet. Geldi. Camımın önüne de ekmek kırıntısı koydum, 10 lira da oradan gelse. Her gün koysam, ayda 600 lira sadece buradan geliyor. Tamam bak şöyle bir şey güzel diyorsun. Koydun camının önüne ekmek kırıntısı, rüzgar esti bir şey oldu, alt komşunun balkonuna geldi. Hay Allah kahretmesin kim bu? Benim balkonumu şey yapıyor, kirletiyor, hop teyze tükürüyor. Oğlum nereden gördüğüm yaptı mı? Ben yapmadım. Anının ortasından böyle gözüyle burnunu akıyor böyle ağzına doğru falan. Ben yapmadım. Ben yapmadım. Abi benim yaptığımı nereden biliyor? Bir sıkıntı yok. Onu dedim ya. Birini üzerse diyor. Senin şey yapmasına gerek yok. Senin yaptığın iyilik birini rahatsız ederse. Bu ekmek kırıntısı uçup gitti. Bu ekmek kırıntısı uçup gittiyse iyilik olmamıştır. Kuş bunu yiyememiştir kardeşim. Oğlum sen o niyetle koydun. Sonuçta gelen kuş da hepsini yemeyecek. Umarım çok mutlu tamam da, olur herkes. Pardon bir saniye. Şimdi teklifte şöyle bir şey geçerli. Yaptığın iyilik başkasına kötülük olarak görünüyorsa gibi bir şey söyledin orada. Yani o ekmek kırıntılarını evet, koydum. O yani şey değil ki daha olmadı ki o. Tamam olmadı sen onu koydun. Kuş geldi bir iki kırıntı yedi kalanlar rahatsız etti birini. Abi ben onlara çok gıcık oluyorum ha. Ben şeydeyken Eskişehir'deyken. Üst katlardan gerizekalılardan bir tanesi bak, sürekli bakın. Yem koyuyor. Canlı örnek. Buyurun teyze gençliği. Gidip komşuna tükürdün mü hiç Cemre? Hayır ama kuş oraya gitmek yerine peki fırsatın olsa tükürür müydün? Fırsatın olsa mesela, tükürür müydün? 10 lira versem 10 lira versem tükürür müsün? Hayır yani mama yukarıdan kuş bizim eve gidiyordu. O yüzden ben gıcık olma yani. Abi üstüne teyze geliyor tükürmeye çalışıyor, tükremiyor böyle ağzından akıyor, bir daha onu alıyor yutuyor, bir daha tükürmeye çalışıyor falan. Oluyor değil mi? Kanka kabul etmiyorum, kabul etmiyorum ve onaylıyorum. Uzay'ın yazdığını da gördüm, kabul etmiyorum ve onaylıyorum. Teşekkürler, başardım. Başarılı bir teklifle uyguladık bu teklif şerbimizi. Sıradaki teklif yardım için teşekkür ederim Uzay, sen de yardımcı olun. Benim iki tane teklifim var. En sevdiğini söyle. Allah yukarı istersen 1 milyon tane teklifin olsun. Ekstra puan olmayacak. Tamam işte 1 ya da 2 seçin topluluğa göre ben o soruyu soracağım. Ha yani. Öyle olur mu ama ya birini seçmen gerekir diğeri bu. Nasıl? Ben 1 ya da 2 mi diyeceğim? Yani 2. Çok güzel oldu. Anket açayım chat sorsun. Hadi bakalım chat. 1 mi 2 mi? Aynen o zaman biz seçmeyelim. Sen İki teklifini söyle, chat seçsin, biz ona göre şey yapalım. Süresi de 1 dakika ama ben 10 saniye sonra bitireceğim. 1 mi 2 mi? 1 mi 2 mi? Yazmayın, ben anket açtık. Artı ben. Ulan teklif gelsin bir, 1-1 verdiğiniz oyamı. 2-1 oldu ama bakın bakalım. 2-2. 2 kazandı, 2'yi söyledi. Biz de verebiliyoruz, ben de verebiliyorum. Herkes versin bir şeyler. Biz de verebiliyor muyuz? Ben de 1 vereyim eşitlik olsun. Çok pek. Ha 2 bul. Ha evet. Evet berabere. Lan 9 kişi var. Ha basıyorlar. Hayır dur daha kullandılar. Şu an 2 %67 önde. Tamam bir dakika bunu bekle. Gerçi bitti sayılır. 15 saniyesi falan var. Bitti şu an. Ama 2 kazandı zaten. Değişmez. 2 mi? Aynen sor bakalım 2. Okey. Bilgi içeren cümleler kuracağınız zaman mesela işte atom, proton, elektron ve nötrondan oluşur diyeceksiniz mesela.
Ama siz bunu şey şeklinde söylüyorsunuz. Proton, elektron, nötron. Bu falan diyor. İçimden bir şey çıkıyor mu öyle yapınca? Oha çok iyi ya. Çok iyi, kafayı yiyeceğim şimdi. TikTokçu hadi. Teklifin mi? Bu da. Bu kadar. Be arkadaşlar tamam, yanlış gördük. Anket 1'miş. Arkadaşlar görmüşsünüz. 1 çıkmış. Ben yanlış bakmışım. 1'i sor. Tamam işte. Bilgi içeren bir cümle kuracağınız zaman işte normal konuşurken konuşuyorsunuz, tamam mı? Hiç böyle şey değilsiniz. Bu artısı yok ama işte onu soruyorum ben. He? Artısı ne? Ne? Avantajımız ne burada? Bilgi sahibi olmaz. O zaman içeren bir cümlede. Şöyle demek istiyoruz herhalde. Hani bir soru geldiği zaman biz bunu bileceğiz, bilgimiz olacak. Ama bunun cevabını verirken öyle olacağız. Cem yani müthiş kültürlü bir insan olabiliriz bu şekilde o zaman. Yani. Evet, sosyal yani medyada çok bilgi şey çekeriz, dikkat çekeriz. Yani böyle saçma sapan anlatıyor. Bağıra bağıra, çomar gibi anlatıyor ama her şeyi de doğru söylüyor falan. Abi sana bir şey diyeyim ama bu televizyon programları için müthiş bir yarışmacı olursun. Hem cevapları biliyorsun hem de salak salak biliyorsun yani. O ilgi çeker. Harbiden çok ilgi çeker. Hem reyting. Aynen öyle. Ben iyi para kazanırım televizyondan bu şekilde diye düşünüyorum. İşte. Kendiniz. İşte 6 harften vuruşur. Şöyledir. Tatlı, keyifli bir kelimedir falan. Şey var ya, güldür güldür de bir tane. Ama yanıltmacalı soru olduğunu düşünüyorum. Biliyor biliyor ama. Onun bilen versiyonu gibi. Evet, bence sosyal medya dikkat. Evet, günlük konuşmamızda bu sorun yok. Bilgi içeren şeyler de var. Bende. Yani günlük konuşmada mesela arkadaşın sana diyor ki bir şey diyor mesela. Sen diyorsun ki hayır o öyle değil. Ben Cimpo bana bir şey söyle. O yüzden böyle. Ha, şey hayır mesela, o öyle işte, değil. Aslında da şöyle bak. Hayır. Mesela hayır, geçen gün çift olmuştu ya, çorap giydiğin zaman daha rahat, daha çabuk uyuyorsun diye. Hı. İşte arkadaşın diyor ki sana ya ben şey geçen şey fark ettim işte çorap giydiğim zaman çok rahat uyuyorum, niye acaba? Sen diyorsun ki çorap kan giymektim yok falan gibi mesela. Bir şey soracağım peki teklif de yani mesela. Cümle kuramıyorum ben galiba. Yani hani böyle ana noktalarını kelimeleri belirtiyorsun o kadar. Aa öyle de hani tabii. Hani insan önünde medyada yarışmada cevap veremem ama. Evet medyada ancak A mı B mi Recep Bey falan kon. Hani ilgi çek dediğim gibi medyada ilgi çeken ama günlük hayatta çok sıkıntıya düşebilir. Her an her şey yani konuştuğumuz birçok şey bilgi veriyoruz aslında farkında olmadan. O yüzden böyle de olmadı. Hani ben yine cümle kuruyoruz da bağırıyoruz sanmıştım. Ama bu ya salak salak açıklıyorsun işte hani böyle zaman zaman bağırırsın zaman zaman tek yani böyle mümkün olan en saçma şekilde anlatıyorsun. Böylece. Peki şu andan ne farkım kaldı benim, ben onu anlamadım. O zaman sen direkt kabul ediyorsun. Rus turist olur. Ya öyle bir şey yani. Demedim. Öyle bir şey demedim. Evet olabilir. Ben arada kaldım ya. Hani şimdi Recep'in düzelttiği teklife şöyle düşünüyorum. Her şeyi bağırarak ama her şeyi bileceksin yani değil mi? Teklif bu. Ben öyle anladım. Evet. Bağıracaksın da değilmiş hani o... Cümle kuramıyor nokta, abi. Virgül acayip... Ana kelimeleri söyleyecekmişsin sadece. Mesela işte uçmak, rüzgar, hava, basınç falan. Böyle de cahil olmuşsun ya. Yani şey biraz... biliyorsun ama söyleyemiyorsun gibi. Ağlıyorum ya. Ağlayarak bağırıyorum. Ağlıyorsun, gözyaşların geliyor. Gözyaş alamak. Ya ben evet çok kötü oldu böyle olması. Ben sıcak bakmıyorum şu anda. Ben de. Düşünüyorsun ama. Ama Cemre biraz daha öyle bakarsa kabul evet, ederim. Şirek kedisi yapıyor şu anda bize. I don't know. Zimpo, sen de mi? Ne düşünüyorsun sen? Ben çok sıcak olamadım. Yani sonuç ya olarak... Niye? Ya niye? Para kazanmayı ya. Düşünüyorum ha ben doğal olarak. Yani sonuçta bu işin bana kültürlü olmak koy götüne yani. Ne yapayım kültürü?
kültürümden para kazanabilir miyim? O da nedir? Televizyondaki bildiğimiz bazı yarışmalar. Kültür içerikli. Hani onlara nasıl uyarlayabilirim diye düşünüyorum ama orada pek bir ışık gözükmüyor. Yani en fazla bir iki bölüm olay olurum, sonra sönerim. Aptal bu diye gider yani. Sönerim. Orada diye. Cevapların tek cevap ya. O şekilde. Sion, ikinci ayında. Cenk abi teşekkür ediyorum abonelin için. Sen daha yeni olmadın mı? 2 ay ne oldu ya? Bir ay yani. Neyse. Sağ olun efendim. Hayır, hediye etmişti diye hatırlıyorum. Hediye de etti, aboneydi de diye biliyorum. Gerçi daha önceden de abone olmuş olabilir. I don't know. Artık takibini tutamıyorum. O kadar çok abonem var ki. Hadi birini tekrar verin. Olur, efendim ben yani istemiyorum. Çünkü ben şöyle düşünüyorum. Gündelik hayatımızda da mesela annem geliyor bana bir şey soruyor. Şunu nasıl yapacağız? Bunu nasıl edeceğiz? Burada da ben ona bir bilgiler veriyorum ve telefon tık bas ayarlar falan gibi böyle anlatamam derdim insanlara. Bir de yayın yapıyorum. Abi Blender'da şunu nasıl yapacağız? Tuş. Mouse. Click. Yani böyle bir şey oluyor. Abi iletişim sıfır. Ben soğuk bakıyorum bu arada. Hani bağırarak anlatacak olsaydım her şeyi. Bak böyle tıklıyorsun. Burada modifier'lar var. Hani olsa, şöyle okay. Olabilir. Şöyle yapabilir miyiz? Hani anlatıyorum ama karşındaki ezikleri falan. Gel zekalı buna tıklayacaksın işte buradan açıyorsun oluyor. Gibi. Abi teklifi değiştirmeyelim ya. Henüz bir şey gelmedi. Teklif değişebilir. Aynen. Onay fifi yok. Kabul etmiyorum, onaylıyorum. Hadi bakalım. Ama yazarak da anlatabilirsiniz ki. Yazarak gayet normal yazıyorsunuz. O zaman Stephen Hawking gibi şey ortasında yani. Bir dakika deyip yazacak mıyım sohbet ortasında? Ha, dur söylemeyeyim. Dur söylemeyeyim. Onlar da böyle büyük yazıyormuşsun. Madem yani teklif değişmiyor. Ben reddedip onaylayacağım. Caps Lock'la anlatıyor böyle aynen. Değişilmedi. Onayladım. Ben de teklifi kabul etmiyorum. Ve onaylıyorum. Onaylıyorsunuz. Jimpo Bey. Şunun yükşanım. Yüzüne bakın. Şunu üzebilecek misiniz? Var mı bir şeyler? Övecek bir şeyin varsa öv artık. Söyleyecek ben bir şey olmasa hep çoktan yani ne bileyim, sonra sakladığın övme ya da gömme kartların yok mu? Yani şöyle kullanabilirsin bak diyeceğin hani, şöyle para kazanırsın bu işten. Böyle yani, yırtarsın. Yazılırken gayet normal yazdığınız için illa para kazanmayı niye konuşaraktan olarak bakıyorsunuz ki? Kitap yazarsın, Twitter'da paylaşımlar yaparsın, Instagram'da... Ben kitap nasıl yazayım? Sen diyorsun ki biri size bir şey sorduğunda bunu bileceksiniz diyor. Hani bir şey sorulmadığı sürece ben nasıl kitap yazayım ki? Hayır abi genel kültürün... Kitap yazmayı biliyor yani. Musun? Genel kültürün. Her şeyi biliyorsun dünyadaki. Beynin Jimmy Neutron. Ha öyle diyorsun. Her şeyi biliyorum. Ama o zaman da eve kapanmam lazım. Hiç insanlarla çok muhatap olamayacağım. Ve niye? Ben evliyim ya. Benim bir eşim olduğu için yani. Hadi siz söylemediniz ben söyleyeyim. Onunla konuşmak gerekiyor. Onu tartışıyoruz zaten efendim. Bazı bilim farkı vardı. Aa bak onun şeyi var, Instagram'da sayfası var, sen böyle güzel bilgiler yazarsın, o da böyle süsler yazar, yollarsınız Instagram'a, oh, sana al sana kapıl işi. Ama bir de bir tartışma çıktı evde... aramızda ve senin haklı olduğunu bildiğin konular var ve bu konuyu aydınlatman gerekiyor. Ama kavga yani daha da kötüleşiyor çünkü sen sadece o sesler çıkarıyorsun yani. Benimle yani, dinlersin her şeyi bildiğin. Benimle konuşmak istemiyorsun falanı bağlar yani. Çok kötü olur. Hep böyle yapıyorsun. Ciddiye almıyorsun beni falan. O kadar ilerleyeceğini sanmıyorum konu. Çok da güzel ilerler vallahi. Niye ilerlemesin ki? Düşünsene biriyle ciddi bir şekilde tartışıyorsun o falan bir şeyler. Yapmıyorsun sen ya. Ya konuşabiliyorsun ona abi, Türkçe biliyorsun ya, sadece iki kelimeyi yan yana hadi getirebiliyorsun. Hadi tartışalım, hangi konuda tartışıyoruz? Bir tartışmanın konusu bulun, bilgi içeren. Abi Tesla mı? Edison mu? Abi Tesla ilk, elektrik her yer, Tesla. Ben böyle bu tartışmayı kazanamam. Kablosuz. Abi Tesla ilk elektrik her yer değil, Edison çaldı. Cümle kurdum ben şu an. Tesla çalmadı, Edison çaldı.
Bu bir cümledir. Tamam, ben şöyle olur. Edison çalmak hırsız. Edison çalmak Tesla. Anladın mı? Anlamadım. Biz bunu zaten bildiğimiz için anlıyoruz. Anladım aynen. Bilmediğin bir şey de anlat. Korece bize bilgi ver. Korece'de harfler, kelimeler şöyle yapılır, şöyle o çekilir. Korece'de şu kadar harf vardır, okunurken farklı olur. Bana bunları anlat şimdi. Türkçe bile anlat, hangi benim sana. Recep onaylıyor musun? Onaylıyorum. Onayladınız mı? Red mi? Ne olabilir ya? Onlar bundan sonra kabul edersin zaten. Silah şey var böyle, burada silah var böyle. Cemre adam tutmuş, kabul edeceksin, kabul edeceksin. Red mi kabul mü? Fuck geç kaldım. Yok lan ilk teklif. İkinci teklif bitti. Daha teklif sorarsan uzatırsın yayını. Reddetmek durumunda kalıyorum. Üzgünüm. Reddet Redemption diyor. Reddetmek sen. Üzmek ben. Evet. Mesela. Anladın. Anladınız. Anlıyorsunuz işte. Hayır öyle değil. Sen çok kilit ya, almaz. Daha deseydin Kızılderili Türkçesi gibi biz belki biraz daha şey olabilirdik. Bize tarifi yanlış yaptın yani. Keşke en başta abi, örnek verseydin. Keşke en başta örnek verseydin. Bak. Bütün puanlarınızı bana vermeniz gerekiyor. Chat hiçbir şey yapmadı. Chat'i suçlama. Siz seçtiniz. İki numarayı siz seçtiniz. Chat'i tehdit ediyor. Bunu aklınızda tutun. Chat'i tehdit etmek ne demek biliyor musun? Sıra kimde? Burada ben kadarını kaybedeni chat belirler. Sor bakalım. Sorayım mı? Okey. Sen bir mi seçtin? Tüh. Şimdik başladım. Bir şey itiraf edebilir miyim başımdan önce? En son evet. Oyu ben kullandım ve 2'yi seçtim. Ya şöyle değil ya. Yerim ediyorum. Şeyde, 4'e 2'ydi ama. That's the point. 4'e mi? Ha, 3'e evet 4'e 2. 3. En son 4'e 3 gördüm. Bitti. Okey. Başlıyorum. Arkadaşlar etrafınızdaki insanlarla konuşurken. Bir dakika. 4 derken 400'e 200. YouTube'dakiler burada biz 600-700 izleniyoruz da onunla. Ha, buraya, biz tabii K'ları söylemiyoruz. Yani kanka 2 lira verdiğince adama şey 200 bin atıyorum ben mesela. Evet, dinleyelim. Tak, bak İBAN'ıma bakayım bir saniye. Gelmiş abi, teşekkür ederim. Şimdi önce iyi tarafını söyleyeceğim, ondan sonra kötü söyleyeyim. Bunu kabul ederseniz, böyle maddi durumunuz her zaman, altını çiziyorum, her zaman iyiye gidecek abi. Yavaş bir ivmede iyiye gidecek. Senin de bir tane sorunda maddi durum olmasın ya. Maddi durum kazancı olmasın ya. Şöyle bir durum. Ne kadar? Bana ne ya? Ne kadar yavaş. Hani her gün 1 lira 1 lira artarak. Hayır böyle yok. Mesela atıyorum parasal konuşursam satıyorum. Maaşın işte 2,5 değil mi? Mesela bunu kabul edersen bununla yaşamaya devam edersen ikinci ay işte 3000 oluyor. Sonra 3250 3750, 4000, 4250, 4750. Böyle aşırı değil ama belli bir artış var yani. Ya manyak mısın? Ben 2 yıl sonra çok güzel. Tamam ben okey onayladım. Kabul ediyorsunuz. Şimdi şöyle. Böyle maddi durumumuz yavaş yavaş yükselecek. Ama bu aşırı da şey değil tabii. Yalnız şöyle bir şey olacak. Etrafınızdaki insanlarla konuşurken en ufak hareketinize ırkçı bir eylem yükleyip farklı argümanlarla saçmalayacaklar. Mesela bak işte oturuyoruz. Mesela oldu ki hepimiz kahvaltı ediyoruz. Siyah zeytini aldın işte ağzına attın tamam mı? İşte yanındaki insan diyecek ki pardon yeşil zeytin yedin şöyle bir şey diyecek. Yeşil yiyorsun ha. Oğlum yeşil yenir mi ya? Bak yeşil dediğin şey daha olmamıştır. İşte zeytin demek siyah demektir. Sen işte siyah yemen lazım. İşte böyle yenir mi? Sen zeytin yemeğini bilmiyorsun. Yazıklar olsun falan filan diyecek. Mesela teklifi bitireyim ondan sonra. Ancak ya bir dakika teklifi bitireyim ondan sonra. Ancak şöyle mesela atıyorum. Ertesi günde işte tamam ulan diyorsun siyah zeytin yiyorsun. Siyah zeytin yediğin zaman diyor ki etrafındakiler ya diyor. Bak siyah yedin ama siyahta emek var. Emek. Kaç kişi kaç tane makineden geçiyor o zeytin biliyor musun? Sen o laps diye attın. Biraz ağzına döndürsene onu. Bilmem ne. Sen böyle insan değilsin. Niye böyle oldun? Sen emeğe saygın olsun falan filan diyor. Tanımayanlar bu şekilde söylüyor. Buna şöyle bir şey ekledim. Çünkü kimse kabul etmeyecek. Şöyle
sizi sevme oranına göre bu gıcıklık, bu ırkçı tavır şey yapacak. Minimale doğru gidecek ama sıfıra sıfıra düşmüyor. Sadece çok küçük şeyde kalıyor. Mesela atıyorum işte hepimiz oturduk Enes'lerden. Mesela Enes bir şey yaptı. Enes'e ben diyeceğim ki hani kanka hani niye öyle yaptın? Bak böyle böyle de olabilirdi. Sonra devam edeceğim hani bu kadar küçük sürecek. Çünkü ben Enes'i çok seviyorum. Enes o sırada yemeğini yiyor ve hiç takılmıyor. Hiç umursamıyor. Bir de öyle bir şey var. Çünkü hiç sevmediğiniz insanlar olursa böyle pankart açmaya kadar da gider yani. Şimdiden söyleyeyim. Benden öyle nefret eden bir insan olduğunu düşünmüyorum. Benden nefret eden olduğunu düşünüyorum ben. Hayır, Cemil'e bir şey soruyordum. Abi zeytinle ırkçılık ne alaka? Evet, ben çünkü bağlayacağı yeri bağlamadım. Siyah. Ben de onu merak ediyorum. Irkçılık yani sadece şey olarak ben biraz genel bakıyorum konulara da. Zeytinde ırkçılık yani. Niye siyah zeytin? Yani zeytinde ırkçılığa kadar genel bakma bence. Kafayı yedin kanka. Her şeyi düşünme dediler bana. O yüzden ırkçılık kısmı o şekilde. Bana yani bir şey ben de mesela ben ketçap sevmiyorum abi. Mayonez seviyorum. Neden? White power mı? Ha? Kızılderililerle bir derdin mi var senin? Ya, aynen öyle. Kanka kızılderililerle. Ben ketçap severim, mayonez sevmem. Bana ne olacak şimdi? Sonra kane, vay be. Ben de SCV oluyorsun. Abi peki bunun konuyla alakası ne? O ne demek ya? Evet. Hayır, konsept. Bu sorunun konseptle alakası ne? İyi düşünüyorum ama evet. Şöyle, ırkçılığı dedim yani, ya. Mesela bir şey yapıyor. Bir şey yap bana. Karşısındaki insanlar fazla hassas konusu olmuyor mu? Yani evet. Yani şey, iyi düşün, iyi niyetimiz nerede burada bizim? Nasıl iyi niyetiniz? Şöyle bizim yani sağlığını düşünüyorsun, zeytin yiyorsun. Ya, iyi niyetim burada aslında şöyle yok gibi aslında. Ya ona zaten şey yapıyorsun, mecbur yani maruz kalıyorsun. O yüzden. Yani minimalde mikroda ırkçılığı işledim aslında burada bu teklifte. Evet, chat sinirli. Keselim istiyorlar Neco'yu. Neden ya? Sen gönder. Oğlum konsept şu an değil mi? Nefus'ta. Hata. Hatanın animasyonu geldi mi orada? Yapılıyor. Konsept şey, düşünürken hani iyi bir şey düşünüyorsun ama ağzından çıktığında hani söylediğin zaman saçma oluyor. Bunun tamam. Başlangıç noktası da şeydi, Coca-Cola'nın konseptimizin mevzusunu anlatmadık biz değil mi? Konsepti evet, vermedik ki. Biz hala dinleyenler. Konsepti ben söyledim işte. Ne konuşuyor bunlar diyenler. Kayıtta da söyledik, yayın başından söyledik. Mevzu iyi niyetli kötü şeyler gibi bir şey. Hemen hızlıca anlatayım mı yoksa falan mı diyorsunuz? Anlatıyorum. Coca-Cola LinkedIn'de yaptığı online çalışanlarına yaptığı online seminerde daha az beyaz olun başlıklı bir slide hazırlamış. Sunum hazırlamış. Oha. İlk baktığınızda her şey okey geliyor. Hani aynen çok birazcık başka ten renklerine de özen gösterin gibi düşüneceksiniz bir an. Ama konu başlıklarına bir bakıyorsunuz, daha az cahil olun. Harbuka ofansif algılamayın. Salak salak işler yapmayın. İnatçı olmayın falan gibi şeyler var. Yani bayağı reverse racism gibi bir şeye dönüşmüş. Biz de oradan konseptimizi çıkardık. İşte düşünürken iyi, söyleyince yarak gibi olan mevzular. Evet. Evet, ben de işte hani bir şey yaparsan direkt giydiriyorlar ve aşağılıyorlar gibi düşündüm. Ben evet. Sorumu, ben iptal edilmesini istiyorum konseptle alakası. Hayır, öyle bir şey yok kardeşim. Olabilir senin, yani. Senin sorun bir kere dünyadan değil, onu ne yapacağız? Recep düzeltmese hiçbir şey anlamıyorduk be. Hadi hayır de buna. Hadi buna hayır de. Recep düzeltmese kimse bir şey anlamıyordu. Yalan mı hocam? Anlatamam işim o zaman. Bir yerden itiraz gelecek diye. Anlatamam işim olabilirim yani. Şimdi efendim atominem yapmayın. Bunu bol bol kullanayım. Atominem yapmayalım. Atominem ne? Bilmiyorum başka. Bilmiyorsanız bu sizin. Konuya başka, karşı tarafa başka yerden saldırmaktır bu. Konu dışında saldırmayın insanlara. Evet. Şimdi konsept dışı yani teklif geldi. Evet. Konsept dışı değil kardeşim ya. Senin iyi niyetin ne abi burada?
İyi niyetim yani değişik yani. Bir insanlara maddi yönden yardım edebilirsin. Recep gözüm çok kötü sana takıldı lan bir an. Bir an şey ol. Yani para kazanıyorsun abi. Ondan sonrası seni bağlar yani. Bak para kazanıyorsun sürekli altını çiziyor. Ama konseptle alakası. Yani beni konsept, bağlar. Ama bak konsept işte tamam da. İyi niyetin beni bağlaması gerekmiyor. İyi niyetin şartlardan biri olması gerekiyor. Tamam da yani ben biraz daha böyle hani şey yaptım. Minimal düşündüm. Minimal düşünme. Ya da bu her şeye de şey oluyor. Chat ne her diyor? Bu teklif geçsin mi? Konuşuyor. Hata mı ateşleme? Ya hata yok ya. Arkadaşlar. Ateşleme. Bak diyorum ki minimalde ırkçılık düşündüm. Abi ırkçılık. Ya bu ırkçılık başka konu bu değil. Geçsin ama abi şöyle... ne olacak fena teklif değil. Teklifin iyiliği tartışılmıyor şu an. Konu dışı mı? Geçsin ateşle dendi. Artık yapacak bir şey yok. Ateşliyoruz bu teklifi. Okay. Lüke hataladı. Posi düşünüyor. Karamat ateşledi. Şöyle. Abalet şöyle koyayım ya. Şöyle düşünün, düşünüyorum yani. İyi niyet kötü niyetten değil de. Bir dakika evet. Kameram kayboldu. Şöyle düşünüyorum yani. Hani bu kötü bir şey ya. Her şeyin böyle çok saçma da olsa bir kötü yönünü bulup insanlara argüman olarak sunuyorlar. Ben biraz oradan yürümek istedim. Peki, biraz ben şöyle bir değişiklik öneriyorum henüz bir onay gelmediğine göre. Parayı kazanacaksınız evet. Ve yaptığınız iyi niyetli şeylerde insanlar bunu o yeşil siyah zeytin örneğinde verdiğin gibi başka tarafından görecekler. Mesela. Tamam olur evet mesela. Ya mesela ne bileyim. Onun örneğini bari sen ver ya. Onun örneğini bari sen düşün. Beleşçi. Ne var ya? Örnek ne olur? Bugün... İşte bilmiyorum. Afrika'daki çocuklara yardım edersin ve derler ki köpekler. Şu an FBI. İşte yani iyi niyetinizi işte bu kazandığınız paranın %10'unu hayırlara bağışlayacaksın de. Zaten artıyor sürekli. Ancak bu tepki aslında senin insanların sevip sevmeme şeyine göre. Düşünüyorum. Sen niye düşünüyorsun? acaba onay yapsın. Ya tamam evet öyle olabilir. Biraz tepki alıyor. Ama sizi seven insanlar, sizi seven insanlar biraz daha az tepki alıyor. Gene ne var? Ya beleşten ne kadar güzel çocuk sana teklif bulmuş, konsepti uygun. Sen lan tamam dedim. İptal edin. Lan senin teklifin Türkçe değildi Recep düzeltene kadar. Beni konuşturma ya. İki şu an şey gibi, hocam ödem vardı. İptal ederim ya çok. Hayır ya ne iptal ya aşk olsun. Bilmiyorum ben de arada kaldım. Oylamaya su alalım mı? Ya oylamaya su bunlar. Sen o butonu ben çok sevdin galiba. Ben kullanayım kadın insanlar var. Yeni anket. Arkadaşlar biz burada seviyoruz. Soru güzel değil ona bakmıyoruz. Konsept uygun mu değil mi? Çünkü biz... konsepte uygun değil diye sizin sorularınızı seçmedikleri oldu. Şimdi bununki konsepte uygun değil. Niye bununkini kabul edelim? Onun sizden ya ne farkı? Ya konsepte nasıl uygun değil? Arkadaşlar oylamalar anonimdir. İsteyen oyunu versin. Hemen veriyorum. Tıklıyorum. Kim bu evet dedi sana. Ama onu da açmış değil mi direkt? Evet. Ben şeyi anlatabildim mi? Nereden yakalamaya çalıştığımı anlatabildim mi? Soruyor. Hayır. Çünkü sen diyorsun ki iyilik yapmak, iyi niyet sonrasında size kalmış diyorsun. Bana kalmam ama. Bak şöyle ben aslında tema benim iyilikten ziyade şundan yapmaya çalıştım. Irkçılık sadece hani siyah beyaz falan muhabbeti değil. Irkçılık her şeyin ırkçılığı olabiliyor. Yani abuk sabuk şeylerin de ırkçılığı varmış. Google sağ olsun. Herhalde. Olabilir hayda. Olabilir her şeyin ırkçılığı. O yüzden hani... Benim verdiğim örneğe takılmayalım. Ben biraz daha böyle hani
her şeyin ırkçılığını yap. Her şey, her şey, her şey. Ateşle, ateşle, ateşle. Ateşle kardeşim. Evet. Ha, %50. Hoş geldin. Evet. Hoşçi boy bütün şeyi şerefsiz. O zaman Necdet, bize bir Roll20 yapıyorsun. Onun altında gelirse hat alıyoruz. Ne yapıyorum? Onun üstünde gelirse ateşliyoruz. Anlamıyorum, anlamadım. Ne yapacağım? 20'li güzel. Nasıl yapıyorum? D20 yazınca oluyor olması lazım. Ya da Roll20 hatırlamıyorum. Birkaç tane versiyon yapmıştım roll, ama. Roll20. Allah. Bakıyoruz. Olmadı. Olmadı. Yazmadın hiçbir şey. Yazdım. Roll20 yazdım. DC yazmıyor muyum? Bak oluyor işte. Ben attım bunu ben. Hani Allah ya. Attım. Oluyor. Hani? Oğlum yazmıyorsun ki. Ha pardon. Ünlemle. Ünlemle yapıyoruz. Tamam pardon. Ben slash'la yapıyorum. 17. Evet arkadaşlar. Teklifim budur. Ve yüksek attığı için ben direkt onaylıyorum kabul edip. Ben de onaylıyorum bu teklifi bu arada. Teşekkürler. Ben oynamıyorum. Kabul edildi tamam, ki olaylarda. Hiki. Tamam, onaylamıyormuş. Yani her yerden denedik Hiki adil olmak için maalesef. Hayır, hiçbir yol denemediniz. Onaylıyorum. Kabul ediyorum, onaylıyorum. Oh köpeklik. Hadi oradan buraya dedi. Sen bundan sonra görürsün. Gerçekten bu sorunun iptal edilmesi gerekiyordu. O zaman hayır, ben... YouTube'daki hayır. Arkadaşlar lütfen aşağıya yazın. Anlatmaya çalışıyorum sana. Irkçılığa nereden baktım aklanmaya çalışıyorum. Sen soruyu beğenmiyorsun. Abi ben... anlat ırkçılığa nereden baktığını. Herkes sussun. Hiç kimse itiraz etmiyor. Irkçılığa tamam mı? Irkçılık ne demek lan? Irkçılığa şuradan bakıyorum. Yani abi özür dilerim bayağı bir ağladım. Oğuz abi yazdı bu arada. Of. Oğuz bir ban düşündü ama baktık yanında kılıç var. Kimenin gözler seyirmeye başladı. Şimdi şöyle düşünüyorum. Hayatta her şeyin ırkçılığını yapan insanlar düşünmeye başladım. Bu soruya şey yaparken, yazarken. O yüzden mesela Sokrates'in zeytinden hani ırkçılık üretiyor adam manasında bir şeyler yazmaya çalıştım. Verdiğim örnek buna uygun olmamış olabilir. Bunun için özür diliyorum. Ama anlatabildim mi yani şu an? Hayır. Bak. Hayatta. Bak. Hayır. Hayır, Allah. Ezilen sen olduğun için daha çok söz hakkı veriyorum. Yani diyorum ki hayatta etrafınızdaki herkes her konumuzdan ırkçılık bir şey bilip söyleyecek yani size, anladınız mı? Bu bu olurken de maddi durumunuz iyiye gidecek yani. Tamam. Şunu diyecektim. Burada hiçbir maddi sorunumuz yok. Ama yaptığınız her düşünceli hareket artık buna bir örnek vermen gerekirdi. Şöyle bir harekette bilmem ne. İnsanlar bunu ırkçılık anlayacaktı falan deseydin. Okey. Evet. Onu yanlış örnekten vermiş. Evet. O örneği kabul ediyorum. Teklifin ama... içinde de yok bu. Çünkü ırkçılık işte, her gizli. Yerden ırkçıya yaklaşılabilir. Gizli değil. Her ama benim iyi bir şey düşünmem lazım. Benim evet iyi niyetim söz konusu yok burada. Ben para kazanıyorum oturduğum yerde. Ne yapsam göze batıyor. Özetle teklif bu. Evet. Bak işte ama o zaman anlamışız işte. Anladığımız için itiraz ediyoruz. Sen anlamamışsın. Göklerden gelen bir karar var. Teklif geçerli. Biz de kabul ettik yani. Para kazandık. Tamam, evet. Cemre Hanım, Cemre Hanım cevap alalım. Onayla ver. Verdim ya cevabını. Aldım o zaman tamam. Enes Bey. Buyurun. Nereye almıştım teklifini? Gidip yayı okumuyorsun diye seni homofobik ilan ediyorlar. Mesela. Hı mesela. Ama konseptte... Evet, bir arkadaşınız var arkadaşlar. Bu arkadaşınız böyle çok bonkör, tamam mı? Size hediye almayı çok seviyor. Sürekli bir şey, bir jestler. Özel günü falan beklemiyor. Bakıyor bir şeye ihtiyacınız mı var? Alıyor. Falan. Ancak böyle bir şey var. Bu hediyeyi genelde insan için de veriyor. Ve hani mizacı böyle birisi olduğu için... İşte ne bileyim al al şu pantolonu aldım sana bak götün gözükecek yırtılıp şunu al falan diyor sürekli. Ne bileyim işte bak sana şey ayarladım. Geçen diyordun ya dişlerim çok kötü oldu. İşte bak doktordan randevu ayarladım ben ödüyorum. Git böyle hayvan gibi geziyorsun içinde nefesinde bok gibi kokuyor falan diyor insanların arasında size. Abi çok kötü. Yani evet diyor. Bir yandan çok kargo, iyi. Kargo göndersin bana olur mu kargoyla? Oğlum olayın şeyi o zaten, caydırıcı kısmı. Böyle birisi. Peki ben bu kişiye cevap verdiğim zaman
Ne oluyor? Yani, sikiler mi? Yani şey, İki yani, katıyla sana vuruyor. Yani, sana kalmış ya. Siktir oradan deyip gülebilirsin. Ya ne diyorsun amına koyayım, dayılanabilirsin. Ama şey yapmıyor. Ağzını burnunu kırmazsan küsmez sana yani. Okey. Kabul ediyor mu zaman? Bundan çok iyi. E Cemre okuldasın, sınıftasın. Bir yerde gelecek senin yanına. Diyecek Cemre al şunu, şey paçoz gibi dolaşıyorsun. Bu ne? Bu ayakkabılar ne? Geçen çöpe atılmış ayakkabılar gibi bilmem ne. Al sana ayakkabı aldım diyor herkesin içinde. Sen ne diyebilirsin ki o andan sonra? Teşekkürler. Abi Cemre bu Cemre. Çok kötü bir örnek ne olabilir? Düşünüyorum. Caydırıyor. Bunun teklifle bağlantısı ne kardeşim falan diyor. İyi niyetin kötü dile getirilmesi. direkt olarak bu teklif direkt olarak. Tasvir bir şekilde. Bunu yazmış değil mi oraya? Kötü bilemedim yani. Bel altı vurmak istedim ama vurmayayım da dedim. Yani sonuçta çocuğa, o kişiye her şekilde cevap verebiliyorsun. Şiddet kullanmadığın müddetçe sana kızmıyor da. Darılmıyor da yani. İstediği kadar... Ya olabilir ama sonuçta sen rezil oluyorsun sen içinde. Götün terlemiş amına koyayım. Git şundan giy bak bunlar terletmez falan. Adam sana o lafı edip sana bir de bir şey veriyor yani. Sen ne dersen de millet aha falan diyecek. Her şeyi. De bir dahakine bir dahakine şey al derim. Daha kalitesini al derim. Çok iyi. Şu an canlandırıyorum ve hiç umurumda değil yani dediği için. Ben hala yani ona falan oluyorum yani. Ne bileyim bir aksın. Öyle bir durumda bilmiyorum ben çok şey yani ne dersen yani değil. Ben mesela insanların içindeyim. Yani. Mesela nerede olsun? Nerede olsun? Pazar yapıyorsun. Örnek... Pazar olmaz. Pazarda kimsenin gözüne batmazsın. İlgi çekmezsin yani o kalabalıkta. Hadi okuldayım diyeyim tamam mı? Alfi'nin kantinin ortasındayım. Evet. Birisi geliyor bana diyor ki kim olsun? Recep. Sen geliyorsun bana diyorsun ki ne ver mesela bana? Der ki götün sırılsıklam olmuş. Git düzgün terletmeyen pantolon al. Şuraya bak. Leşsin ya falan. Çıkartıyor da 10 binlerde falan. Şunu görüyor musun falan diyor. Herkese götünü göstertiyor. Islanmış terlemiş böyle. Bu taciz. Buna mı gitti ben? Bu taciz abi ben buna dava açarım. Aç bana ne? Beni ilgilendirme. Ama sen gidip patlıyor musun? Sonuçta şiddet uygulamıyorum ben onunla. Bana hala küsmüyor o. Yollayabilir mi yollayacağım? Ya ben tek şartın ağzını burnunu kırmak derken bu insan oha amına koyayım artık diyeceği bir şeyden bahsediyorum. Sınırdan yani. Yoksa gidip tamam, ağzını burnunu kırmadım annesini öldürdüm. Bana küsmez böyle bir şey olabilir mi? Yok şiddet yok. Şiddete hayır. Aynen. Başka bir arkadaşına takılıyorsun. Gelip arkadaşına laf ediyor mu? Bunlarla mı takılıyorsun? Sen diyor mu? Sana yeni arkadaş aldım. Bununla mı geziyorsun? Abi bununla takıl bundan sonra. Yani bilmiyorum. Demez herhalde. Yani her şekilde adama cevabını verebilirsin. Yuki o şey istek, yani. Bizim yani isteklerimize göre mi bir şey alıyor yoksa kendi bizde uygun yani görmediği bir şey mi alıyor? Yani hediye gönülden gelir abi. Uygun görmedi değil. Yani güzel bir hediye alabilir size. Ve isteğinize... Ha, benim isteğim bir önüm yok. Senin hani ihtiyacınız olduğunu görmüştür. Ya da ne bileyim ben senin ihtiyacın olmadan ben sana bir hediye de alabilirim. İlla senin isteğin veya ihtiyacın doğrultusunda olmak zorunda da değil. Sadece abi, hediye o... alma şeyi, range'i geniş. Bence... Yoksa benim araba açımdan, lazım deyip vaham gidip sonra arabada benim açımdan yani kötü bunu, olacak. Hani şunu istiyorum. Abi şöyle bir şey var. Yok yani. Atıyorum ben ya iki çift pantolon. Ya bunu yapabilirsin. Empoze ben... edebilirsin. Adama. Ha, ya o ihtiyacın kişiye olduğunu biraz çok fazla belli edersen. Tabii ağlayabilirsin bir süre. Ondan sonra der ki tamam ben sana alayım da. Ya ben onun, o konularda sıkıntı yok. Tamam bir şekilde almak istediğim şeyi de ona yastırırım ama kendi hediye de alıyor ya. Mesela atıyorum senin iki çift ayakkabın vardır. Hani fazlasına gerek duymuyorsundur. Onlar da gayet sevdiğin rahat ayakkabılarındır. Adam geliyor sonra ayakkabı aldım falan. Alır. Hani ihtiyacım olan bir şey olsa dedim ki neyse olan ihtiyacım vardı. Ama ayakkabıya ihtiyacım yok. Bir de laf yiyeceğim yani. Ya al götüre stok derim ayakkabı. Söyle tabii. Söyle. Sen de ona şey diyorsun. Recep sen de ona şey diyorsun. Şu götüre soktuklarım mı falan diyor. Hediyeyi satabiliyor muyuz mesela? Benim ihtiyacım yok. Benim yeteri kadar ayakkabım var. Daha fazla ayakkabıya ihtiyacım yok. Ona göstermezsen çaktırmadan. Ama şey niyeti yok ya yani. Ne oldu benim ayakkabılar almıştım sen nerede onlar falan demez de. Bir şekilde okay gözüne sokmalı yapmazsan. İhtiyacım yoksa da satarım.
Para kazanırım. Kanka arabam yok. Hüü diyorsun, yarın araba alıyor. Alma ihtimali var. Önemli. Hüü kilit noksa. I need you, I miss you and I love you. Bence kabul edilir yani. Daha sen onaylıyor musun? Hı-hı. Yükü onayladı. Ama yani bu karaktersizliktir be. Nasıl kabul edebiliyorsun ya? Hiçbir umurumda değil adamın dedikleri, rezil oluşun. Yükü beleş master, bilmiyor musunuz? O zaman arkadaşı gelirken karakter aldım sana falan dediler herhalde. Onu da anlamadım. Anlamadım. Oo. Bir daha yap şakayı, bir daha. Bana ne geldi? Oo, kokteyl. Ben de böyle şişeden içiyorum. El salla, el salla. Abi düz su. Ben ne lan? O ben değilim, Cemre o. Hayır. Cemre ya, el sallı Cemre. Max sallı. Allah sonu sayesinde. Cemre sallı. He Cimpo, evet senin için götüne de sokabilir. Saçma sapan. Bir de kanka sen evlisin, dışarıda da yapıyor bunu seni. Yanında karın Cimpo. Cimpo diyor karın. Cimpo. Hayatım. Ya arkadaşlarım yanında da öyle demeseydim. Hani arkadaşlarım diyecek ki sen bu adamla mı evlisin? Başkalarının ona aldığı şeylere mi ihtiyaç duyuyor? Kendi alamıyor mu? Yok öyle bir şey demez. O yani bu sefer evliliğinden vuramazsın onu bir kere. Sana yeni kodunu yitiriyor falan. Kanka bu vuramazsın dedi ya. Bu ne bu çok kültürlü? Bunun cahili lazım. Kanka vuramazsın dedi ya. Sana böyle şey attı kanka. Nükleer attı böyle. Yükseldi, nükleer düşüyor şu an. Kim kime attı ya? Hiçbir yerde nükleer görmedim ben. Sen boş ver. Ama komik değildi. Bence komik. Adam hala gülüyor. Şu programın en sevdiğim yanı Mecdet'le yıkıyor. Bu ikisinin birbirine girmesi değil mi? Size özel program evet. Yapacağım ya. Ben şeyim, host mu? Ben de izliyorum yani. Sadece gece böyle duruyoruz ikimiz de. Şöyle. Şey değil mi? Böyle kırık da. Anlatıyorsun, kalkıyorsun, gidiyorsun. Abi yayın başladı, ben bir saate gelirim. Neyse. Şimdi benim düşüncelerim şu şekilde. Dediğim gibi yani ben bilmiyorum. Etrafımdaki insanın düşüncesini evet çok önemsem ama bu arkadaşın yaptığı şey yani gocundur şey her türlü. Sahte Eren hoş geldin. Ayıp. Selam. Tamam yani sen de ayıp ya. Kardeşim bu yaptığın ayıp. Ver onu bana bir daha da. Bir daha yapacak. Ama bu sürekli olacak ki. Şöyle bir şey var şimdi. Aynı ortamda ben bu. Aynı ortamda aynı şeye sürekli maruz kalma ihtimalim var. Ve görenler artık diyecek ki ya bu laf yapıyor ama hep de alıyor falan. Beleşçi diyecekler sen sonra. Sen de dersin ki. Sen de dersin ki ya işte bu çocuğun böyle dertleri var. Annesi babası ölmüş. Ondan sonra bana çok böyle şey hissetti, yakın hissetti. Ben de hani böyle karakteri var ama reddedemiyorum. Ne yapayım yani? Vicdan, vicdan dersin. Hiç inandırıcı gelmez. Aksine bana böyle bir açıklama yaparsan senden de uzaklaşırım yani. Ne kadar değil. Roleplay, yani kısmen roleplay yapıyoruz Evren. Aslında oyunda hiçbir işimiz yok. Sadece sanal bir ortamda buluşmuşuz gibi düşün. Benim bilgisayarım kaldırmadığı için giremedim. Valheim. Kaldırmıyor yani. 500 MB. Telefondan açıyorum ben normalde ama bilgisayarım açmıyor. Birazdan da Cyberpunk oynayacağım. Abi sen Hearthstone oynayacağım dedin de ben de gittim telefonu Hearthstone indirdim. Abi çok sinirim bozuluyor ya. Neden? Ben bu sabah 3 el oynadım, çok eğlendim. Diplomatik türden roleplay sever misiniz? Denemedik. Ya ben şey solo adventures yapayım dedim. Hani orada takılayım. Lan karşıma bir tane adam geldi. Hangi kartı çıkarsam elime geri yolluyor. Hiç kart çıkaramıyorum. Böyle bir şey olabilir mi ya? Adam adamın yeteneği benim çıkardığım kartı geri bana yollamak. Her seferinde de doluyor anasını satayım. Destini ona göre kuracağım. Bilmiyorum ben o iç tutorialındaki ilk 3 oyunu oynadım. Sonra FRP'yi yazacağım diye çıktım oyundan. Ha, o yüzden ben daha öncesinde çok oynamıştım. Öncesinde oynadım da hiç hatırlamıyorum ben ya. Teklife dönelim şimdi. Evet. Bu teklifte. Kabul ettin, oynandın. Aa, ben soruyordum lan. Cimpo soruyormuş gibi bekliyorum. Evet abi. FRP benzeri ama daha çok sistemsel. Zar yok. Bunu bir yere atıyorsanız link atabilirsin. Linkler açık. Ben bakarım sonra. YouTube'da falan bir yerde varsa. Severim böyle şeyler. Evet aynen. Cimpo. Ne düşün? Şimdi evet. Sen böyle insanlar diyecek ki ulan insan içinde hep de alıyor hayvan çocuğu diyecek. Beleşçi diyecekler sana. Bununla takılmayalım. Bize de hesap ödetir diyecekler belki bir yerde. Kardeşim gerçek değil bunlar, kurgu. Kurgu bunlar.
Adam teklifi öyle bir reddetti ki attı böyle. Ben gidiyorum deseydin. Merhaba arkadaşlar. Kaçak evet. Aynen. Ne duydun? Kameran yok. Kameran yok bu arada. Geliyor geldi. Arkadaşlar Mephisto'nun nerede interneti kullanmıyorsunuz. Beni bu hale getiren kendisidir. Lan buradan... değiştirmiyorsun hayvan çocuğu. Zıpırt. Antene ben para verdim. Geri alıyorsun o parayı. Ya da almıyorsun. Aa, bilmiyorum. Almıyorsun oğlum. Başkaları kullanıyor. Adam antene alıp götürmeyeceklerine göre. Ben vereyim paranı. Açtım yanda. Prevent roleplay. Üçüncü sezon falan. Sezonlu. Bu duruyor burada. Yayından sonra bakacağım. Hayır. FNP oynayacağız. Ya FNP'den sonra bakarım. Bir bakarım yani. Duruyor burada. Kapatmadığım süreci unutmuyorum. Evet. Evet. Yani insanlar sana beleşçi gözüyle bakabilir. Sen beleşçisin diye sana takılmayabilir. Her şey olabilir. Benzer düşünüyorum. Bakalım ben. Yorum bile yazarım belki. Kanka peki arkadaşımızı dövebiliyor muyuz? Döversin. Döversin de sonra yok sana hediye bir daha. Yani çok kalbini kırarsanız bir şekilde veya hayatında kötü bir yönde etki ederseniz polise gitmek gibi. Aa hediye alıyor. Sık buradan diyorlar. Vay. Bu arada yan masadan göndermişler. Limonlu falan ya böyle. Ama bunun şakasını biz 9 saat önce yaptık ya. Ha, bir daha geldi zannettim ben. Düşünceler? Artık yılmayayım da ona göre ateşleyeceğim. Yani ben olumsuz bakıyorum hocam ya. Dur bakma şimdi. Cimpo da olumsuz bakıyor çünkü. Evet fikirlerimize olumsuz bakıyoruz. Var mı bir şey? Yani kardeşim ne lazımdır? Bir şey lazımdır sana. Dersindir ki işte sıçtım interneti. Yatağa giremiyorum dersin. Kardeşim ben sana bir bağlattırayım Telekom'un yayıncı internetinden der. Ne bileyim. Eli de böyle. Karamat der ki kardeşim benim ekran kartım böyle böyle oldu. Der ki sana ben bir tane 3090 yapıştırıyorum der. Al ya al. Alıyorum. Abi 3090 tamam. Okey 3090 aldım da o sistemim onu kaldırmıyor. Onu ne yapacağım? Kaldırmıyorum. Drone'ları da alayım o zaman yapıyor o zaman. Tamam onları kargolasın mı? Niye elden veriyor ki? Olmaz böyle şeyle getiriyor. Bu pideci çocuk var ya böyle geliyor sürekli. Koyuyor önüne al geri zekalı. Bok gibi sistemle oyun oynuyorsun. Sıçtımın fakiri. Küfür etmiyor dur da. Ama doğruları da söylüyor şu an. Onun bilgisayarı seninkinden iyi şu anda. Ama ne hikmetse daha iyi performans vermiyor. Onu bir bakalım. Bakacağız. I don't care. Sugar dedi ama hakaret de ediyor. Aynen. Yani BDSM Sugar dedi. Artık kararlarınızı alayım hadi. Ben kabul edersem birini döverim diye çok korkuyorum. Ya da çok omuzları uzun konuş falan filan yaparım ama devam edeceği için kalp kırmaya gerek yok. Kalp kırmaya gerek yok. Sen bunu ben... yapmayacaksın ki. Her söylediğinde doğrudur abi. Haklısın abi demek zorunda değilsin ki. Ya ama işte bir süre sonra ama her şeyi de böyle yapacağız. Şimdi bir süre sonra kalp kırmaz mıyım acaba diye düşünüyorum. Bu arkadaşımız sevdiğimiz bir arkadaşımız yoksa öyle stardan bir arkadaşımız. Yani bir miktar yakın arkadaşın olmuş ki sana bir şeyler almaya başlıyor yani. Bazıları şey de var ya öyle tipler var. Çok parası her şeye bir şey ısmarlıyor. Ha, bir tık yakın. Muhabbetiniz var ulan Cipo. İnternetin senin canın sağ olsun. Yine merhaba arkadaşlar. Hoş geldin. Ben o zaman kabul ediyorum ve onaylıyorum. Cipo! Ay bu adam seni insan içinde kötü. Ay öyle böyle. Gideceğim bir yere oturacağım. Büyük yine gideceğim o Japon abilerle sofraya oturacağım. Gelecek ya, masaya. Gelecek masaya Japon abinin yanında. Bir şey anlamıyor ama. Abi Japonlar diyecek ki ne kadar sabırlı çocuk aferin. Ne kadar kibar. Evet. Böyle insanlarla mı takılıyor diyecek belki de. Yo açıklamasını yapar sonra. Dediğim gibi. Annesi babası öldükten sonra bana çok bağlandı. Yo ölmedi ki falan diyor belki. Cemre şu an çok kendi aklımda yanıyor. Ölmedi ki diyor belki. Sen de diyor, adam diyor ki sen bize yalan mı söylüyorsun? Japon adamlar seni çok beğendi. Diyorlar ki bu çocuk çok kibar.
çok terbiyeli. Biz bunu Japonya'ya götürelim. Neden? Yok. Çocuk diyor ki kanka Japonya'ya nasıl getirip vereceğim diyor. Getirme ulan. Getirme. Aa öyle kaçabilme ihtimalin varsa çok iyi. Sonra diyor ki vatan ben aşkı dolmuştur seni. Alırım toplarım tapacağımı kaçarım. Diyor ki sana vatan aşkı basmıştır sana diyor. Sonra jet alıyor seni buraya getiriyor. Oğlum hani ufak ufak hediyeler alıyor. Yani zorla da getirecek hali yok yani. Jet dursun kapının önünde. Parasıyla beni satamayacağını sanıyorsa çok haklı. O yüzden bana da yavaşsın. Diyorsun ki kötü insan arasında illaki ekran kartı almak zorunda değil. Belki de sana internet alacak mesela. Belki de ekran tişört, belki de tişörtünden belli olan memo uçlarını dikkat çekmek isteyecek insan içinde. Belli olamaz yani. Al sana tişört. Kalitelidir. Öderek ki teşekkür ederim beni haramdan uzaklaştırdığın için. Vah. Cemre'nin şimdi bir kolunu kesseniz diyecek ki olsun bir tane daha var. Öbürünü protez alır hemen. Ne diyorsun abi? Bir kendi düşüncelerimi düşünüyorum. Bir skor tablosuna bakıyorum. Kardeşim düşüncelerin hiçbir önemi yok biliyorsun. Ha, sen maksimumu vermeyeyim diyorsun. Her zaman da objektif olduğum için teklif bana çift gelmedi. Reddediyorum. Ooo 3 hafta sonunda 0 çekmeyi bırakan Mephisto. Sonunda maksimum puanı aldı bir şekilde. Teşekkürler. Ne demek o zaman? Sana güvendim ben. Kabul etmiyorum o zaman. Şaka yapıyorum. Beni affet. Kaybetmek için çok şöyle bir sürü gereksiz pahalı şey aldırtırım. Sonra onları satarım. Böylece param olur. Arkadaşına ihtiyacın durmadan kendi alabilirsin. Tabii siktir git hayatımdan dersin biter. Tabii. Uzay'ın teklifi vardı. Uzay, senin hesabını açıyorum. Sorunu artık yapıştırabilirsin. Bekliyoruz. Söyle. Başka öyle teklif olan varsa benim var desin, ona göre bekleyelim. Yoksa hızlıca kapatıp oyunumuza geçeceğiz. Beni affet. Şimdi, çok ama çok istediğiniz bir işe, o yeni soru yazmış. Üniversiteye. İkisinden biri kazandınız ve gittiniz. Ama derslerde ne zaman hoca, patron soru sorarsa doğru cevabı bildiğiniz halde ağzınızdan ters çıkıyor. Mesela cevap A diye düşünüyorsunuz ve doğru. Ama ağzınızdan C çıkıyor. Bu ne zaman bir derse katılmazsanız patronunuz size bir şeyi sorunca cevap vermezseniz o aradaki statünüz azalıyor. Buna rağmen okulda işe gider miydiniz? Yani gitmem. Gitsem de zaten çok kalamam. Yani. Bir hafta şimdi... sonra koşulurum. Evet, çok istediğim yere girmemle çıkmam bir olacak bu teklifte. Uzay senin ilk sorun daha mıydı ya? Evet. İlk teklif nerede? Konsepti anlamış ama teklif bilmemle. Teklifi beğenmedik. Oha yok. Hello. Müge'den sonra mı? Müge'den önce mi yazmıştı ya? Sonra. Şimdi diğer teklife geçtim ben. Şimdi bir ünlü olacaksınız ama her düşündüğünüz şeyi söylediğinizde ters anlaşılacak ve leyliş falan diyeceksiniz ama buna rağmen ne yaparsanız yapın sizin arkanızda olan bir fan grubu da var. Bu daha iyi bir teklif. Konsepte daha yakın diyeyim. Ben buldum. Evet yani şey bu. Fantastik bir evren değil bu. Bu bildiğimiz bizim sosyal medya fenomenlerimizin. Şu anki şey yani. Şu anki hali. Sosyal medya fenomeni olmak istiyor muyuz özetle? O daha bitmemiş miydi? Aha ne olacak? Aha what yani? Beni tamam biz konuşalım bunun üstüne. Daha ne ekleyecek bilmiyorum ama. Siz ne diyorsunuz sosyal medya fenomeni? Benim amacım o zaten. Biz burada duruyorsak arkadaşlar dört tane kafa. En azından benim derdim o zaten. Yani çünkü takipçi lazım, para lazım. Benim derdim de Enes'in takipçisi çok olsun. O bizim. Aynen. Benim ben derdim de. Arkadaşlar yani ben 16 yaşında bir söz verdim bu adama. 26 yaşındayım daha adama Lambo alacağım. Bunu ben tek başıma alamam. Bunu sizinle... Biliyor musunuz? Her sabah uyandığımda kapımın önüne bakıyorum. O fıstık dişi Lamborghini'yi bir gün göreceğim diye. Şey gibi oldu. Hani geçen caps yapıldı ya hani sen bu adama bir şey almak için söz mü verdin? Aa, çok eskide. Çok eski. Hala hatırlıyorum yani. Vay buna be. Rağmen lan. Gene de kabul edip ünlü olur muydunuz?
Bu muydu devamı ya? Evet. Biz de kafa bul gidiyoruz. Hani şey gibi, teklifimizi zaten sunduk, buna rağmen kabul eder misiniz demek gibi oldu. Durun dur, devam et. Hepimiz bekliyoruz hani. Evet, soru işaretini koymamış. Buna rağmen. Evet. Valla güzel. Ben kabul ediyorum. Zaten başımıza bu gelecek. Kaldı ki ben burada bulunduğumuz konsept ve ara ara bizi ipin ucuna getiren yaptığım saçma şakalarla bu zaten başıma gelecek benim. Kanalımın nihai anlamını da biliyorsunuz. Amacını. Bir takım ses efektliğiyle yüzünü gizleyen kanalların Mephistodes'i kanalındaki gizli mesajları biliyor muydunuz gibi aptal YouTube kanallarında bulunmak istiyorum ben. Yani oraya çıkacak sonucu. Ben kabul ediyorum. Onaylıyorum ben. Şey değil mi? Fiverr'dan sana iş veriyorlar. İşi yapıyorsun abi. Renginde işte böyle 666 falan arıyorlar böyle. Çünkü arada bir atıyorsun ya. Her yere bakıyor falan. Valla bence de güzel teklif. Sonuçta seven insanlar hala olacak. Ben de kabul ediyorum, onaylıyorum. Ya bu ünlü olmasan da geçerli olan bir şey olduğu için. Kabul edildi, onaylandı. Ünlü derken influencer gibi basite indirmeyin. Mesela Gigi, Gigi nasıl okuyorsan Hadid gibisiniz. Ama biri çıkıp kolunu orospusu anca sahte yürüyor diyecek grupça. Grup donan kayacak. Versin. Abi bunlar zaten söyleniyor. Bu zaten oluyor. Ben şu anda da söylüyorum ben bunları. Yani atıyorum Guns N' Roses. Abi grup çok güzel. Abi müzik çok iyi. Gitar çok iyi. Axl Rose'a bayılıyorum ama Axl Rose'un sevilmeyen bir yanı da var yani. Grup arkadaşlarının, kız arkadaşlarına düdüklemeyi bıraktığında daha iyi bir adam olabilirdi. Evet. Jimpo ve Yuki. Kararınız. Kabul ediyorum. Onaylıyorum. Kabul ediliyor ve onaylıyor. Jimpo yine dondu mu yoksa roleplay mi yapıyor? Dondu. Dondu. Bizim FRP de öldür ha böyle. Eyvah. Kurşun geliyor burada şey böyle. Geta. Bana geta okur musun? Geldi. Bizim çocuğumuz da var. Geldi mi gitti mi? Geldi. Merhaba. Kabul ediyor musun? Herkes seni bekliyor. Şimdi teklifi doğru anladım, önce onu bir demek istiyorum. Ben ünlü bir insan olacağım. Haterlarım olacak. Ama o haterlarınla savaşan fanların da olacak. Fanların da var. Ölümüne BTS. Zaten öyle değil mi abi? Yani ünlü, evet, ben de onu diyorum zaten. Hali hazırdaki bir ünlü olacaksın yani. Çok bir şey değişmeyecek. Cahreyn olacaksın mesela. Bu aralar ki Cahreyn olabilirsin. İnanılmaz ateş altında ama inanılmaz lafını esirgemiyor ve haklı. Neden abi? Niye ateş altında? Onu konuşuruz. Merak ettim şu an. Oyun ya, Erzurum oyunu ile ilgili. Evet. Şu an 20 bin kişi geliyor şu an yayına. Keşke. Ama kötü. Oğlum konuştuk, ben bunu son 2 yayındır konuşuyoruz bu konuyu zaten. Tamam bir şey demedim. Yayında ben konuşuyorum bana. Hatta ilk Erzurum oyunu nasıl abi bana dendiğinde daha o zamanlar Cahreyn oynamamış oluyor ben. Çok eskiden söyledim aynı şeyleri. Tamam, kötü oyun diyorum. Dinle. Abi ama Türk oyunu. Böyle gelişecek. Böyle gelişemezsiniz. Söyleyeyim, hızlıca söylüyorum. Bir oyunun çakmasını yaparak, hiçbir detay özen göstermeyerek böyle gelişemezsiniz. Bitmiştir. Teşekkür ederim. Ve evet, hadi Jimpo. Jimpo. Onaylıyorum. Kabul ediyorum. Neyi? Sen bugün sadece onaylıyorsun her şeyi. Kabul ettin mi? Hayır bir şey ya. Onaylıyorum. Yani benim sorumdaki gibi davranıyorsunuz ama sonra diyorsunuz ki hayır. Anlamadım onaylı. Şimdi. Ne oldu? Kabul etti, herkes onayladı. Tamam, bitti. Oğuz Alp. Yapıştır bakalım. Çabuk. Haydi. Çabuk ben, gel. Haydi. Haydi. Hop, haydi. Ay. Map TEDx Talk izle. Aynen öyle. Şimdi kalkın ve zıplayın. En yakınınızdakine sarılın şimdi. Bir tartışma içine girince... Necdet... Ne oldu? En yakın izlediğiniz sarılınca Necdet bir baktı şu. Refleks özür dilerim. Sizin bakacak kimseniz var mı yanınızda?
Diğer odada bekliyorum. Ama teknik olarak en yakınınızda. Neyse. Bir tartışma evet, içine bilmiyorum. Girince aklınızdan hep geçen şeyler sert bir dille dökülüyor dilinize. Siz kibar bir şekilde konuştuğunuzu düşünüyorsunuz ama tartışma bitince bunu fark ediyorsunuz ama bu nasıl oldu? Düşünüyorsunuz ama. Bir de hani ama diyorum nokta ama. Geliyor. Her ama tartışmayı büyük. Kazanıyorsunuz ama karşınızdakinin kalbi kesin kırılıyor. Sen kendini savunuyorsun, bir iyi bir şekilde savunduğunu düşünüyorsun ama bunu evet. Bu Enes yapıyor zaten bunu. Bunu ben yapıyorum ve sonradan pişman oluyorum. Bugüne kadar kalbimi kırdım, herkese özür dilerim. Ben çok sert çıkıyorum, haklı olduğuma emin olduğum şeylerde. Abini yazmışsın. Ne ya, salak mısın falan diye bir şey yapıyorum yani. Evet ya, bir kere bir kere bilmeden konuşuyorum. Avantajıyla evet, yapabilir miyim acaba dedim. Bu bana bir başladı, bir yükseldi. Dedi ki niye yükseliyorsun yani? Nerede ya? Okey meme. Avantaj nerede, göremedim. Avantaj. Bir tartışma şey gibi. Kazanıyor mu? Evet. Avantaj yok. Biraz hızlı oluyoruz. Kazanıyorsun. Tartışmazsan peki. Neye hızlı oluyoruz ya? Çok azıcık. Neye? Niye? Niye açayım niye? Mı, canlı yayında açayım mı ağzımı? Öyle bir şey değil ya. Bu da izlemesini en sevdiğim şeylerden biri. Evli barklı adam bir cumartesi gününü bize ayırıyor. Bu amına koyduğumun programından sonra biz bir de saatlerce FRP'ye gireceğiz. Hızlı olalım mı diyeceksiniz? Öldünüz arkadaşlar. Kalıntı bitti. Haftaya başka bir bölümle devam ediyoruz. Sen ne işin yargısı infaz yapıyorsun ki? Yok işte Oğuz'un dediği karakterim ben şu an. Ha özür. Tamam. Hızlıca. Zaten son teklif. Ben şimdi çok sert girdiğimizi düşünüyorum. Karşıdaki insanlara ve avantajı mükemmel bir, beni hayatta mutlu edecek bir avantaj değil belli ki. Çünkü karşımdakiyle tartışsam bile kalbi kırılabilir. Sonra barışsam bile kırılan kalp kırılmıştır arkadaşlar. Bir gün gelir yüzünüze vururlar sen de böyle demiştin diye. Karl Marx'ı bile evrimden çevirebilirsin. Benim bana ne ya. Varsa yiyorsun kalmaz. Ben insanları kırmak istemediğim için şey yapmıyorum, kabul etmiyorum. Kabul etme de. Cimpo? Mephisto? Ne haber? Cemre. Abi yani tartışma kazanmak... Ben severim. Tartışmam ki yani. Biri ben bir fikrimi savunurum, öbürü karşı fikrini savunur. Sen... Abi anasını küfretmem yani. Gerekmiyor ki. Adam kırılıyor sonuçta yani. Tartışmam yani. Ben genel olarak tartışmıyorum. Bizden azabı çekiyorum hani yani. Yapıp bizden azabı çekmek ne mi mani? Yani olay benim sertlik derecem değil. Olay karşı tarafın kesinlikle kalbinin kırılması. Gönlünü alırsın. Ben gönül almayı o kadar basit bulmuyorum. Kişisel görüşüm. Birisinin canını sıktıysanız ve bir şekilde sert bir yerinden vurduysanız zamanla aranız iyileşse bile o onun aklında kalır yani bir yerde. Oğlum dünyanın düz olduğunu düşünen bir adamla ben muhabbete girdim ve yani ne tartışayım ben onu? Tartışmam ki abi, haklısın falan deyip geçiyorum ben. İşte bunu ikna edebiliyorsun ama. Ya eğitim bana ne abi? Adam kaç yaşında adam? Ben mi şey yapacağım onu yani bu saatten sonra? Senin salaklığını ben niye düzeltiyorum? O zaman ben reddettim. Olaylıyorum. Yükü reddetti, olayladı. Ben de reddettim. Karabat çünkü reddetti, insanları kırmayı sevmiyorum. Tartışmaya girmeyeceğim ben diyebilirsin diyor. İlla gireceksin diye bir şey yok. Belki şey olur. Ha. Bir tanesine çok bilinirsin. Senin ağzına sıçtım oğlum deyip bu topa girebilirsin. Hayır abi adam mesela... Kalbinin kırılması umurunda değildir belki. Yani çok manasız bir şeyden de tartışma çıkabilir. Ve basit bir şeyden dolayı niye insanın kalbini kırır ki? Tartışmaya gireceğin diye bir şey yok. Girersen kazanırsın diyor o zaten. Çıkabiliyor, ama olabiliyor kırıcı bir şey yani. Bak mesela ama... şu an biz de bir tartışma içindeyiz. Ha. Bu da bir tartışma oluyor. Bu tartışmayı burada... girmeyeceğim diyemem ben. Harbiden ha, FRP biter lan. Beni kovarsınız, sütü gidip daha gelme dersiniz. Evet hani tartışmaya bir şekilde girebilirsin. Bu RP ama burada yine tartışılıyor. Ve günlük hayatta konuşulan çok basit bir şey bile bir tartışmadır yani. RP değil oğlum bu gayet. Tartışıyoruz abi. Olay o değil mi zaten? Evet. Tartışıyoruz yani. Ya az önceki şey tartışmaydı. Ne işte Neco'nun teklifini geçirelim mi sorusu tartışmaydı.
Doğru yani. Yani orada hepiniz... Hani tartışmayı illa çok çok süper önemli bir mevzuda tartışmak değil. Günlük hayatta bir şeyler konusunda tartışabilirsiniz insanlar. Tartışmak kelimesinin anlamı kavga etmek değil yani. Kavga etmek veya birbirine karşı silah doğrultmak, savunmaya geçmek değildir. Ortak bir şey yapılır. Hadi şunu tartışalım dersiniz. Bizim buralarda tartışmak deyince çıkar göster alacak puşt. O geliyor yani. tartışmak bu. Bu sayılmaz. Neyse. O kadar basit şeylerden bahsetmiyorum. Şu an seninle tartışacağız diye düşün. İstediğim zaman tartışacaksam ki öyle herhalde. Yani sürekli tartışacak halim yok. Yani o zaman al cebimde dursun yani. İstediğim biriyle tartışacağım zaman. Vururum yüzüne çıkarır gösteririm alçak puşta. Sözlük aldı o zaman. Oho! Onaylıyor musun? Kabul edip onaylıyorum. Yani. Kabul edip de onayladı. Evet. Al dursun abi yani. Dur lan bu şeyin puanlaması kaçtı? Doğrulardan. Şöyle bir şey var yani. Her zaman kazanıyorum. Adama doğru bir şey ve yanlış bir şey olduğunda bana bağlı yani. Ben yanlış bir şey tartışırsam, evet, yanlış bir görüş savursam. Adamı onu inandıracağım ben. Çok iyi. Hayır dörtlü. Ya dünya dikdörtgendir falan. Doğru. Dörtlüde bir kabulden iki puan geliyormuş. Full şeyden de bir geliyor galiba. Aynen. Evet, puanlamaya geçiyorum. Evet. Hemen şuraya bir yeni layer açıyorum. Turuncu rengimi veriyorum. Arkadaşlar, Mephisto'nun 3 puanı var. Yuki'nin, Karamat'ın 1. Jinpo'nun 3 puanı var. Uzay'ın 1, Oğuz'un 2 puanı var. Puanlar kimlere, nereye gidiyor? Jinpo'ya verdim, iyi forumlar dedi. Ve günün birincisi Jinpo oluyor. Teşekkürler. Uzay'da Yuki'ye ver de üzülmesin. Uzay... diyecektim. Uzay! Uzay yoksa öldürüyoruz. 5! Ben mi piş dedi? Teşekkür ederim tatlım. Artı 1. Günün birincisi 5 puanıyla Jinpo. İkincisi 4 puanıyla Mephisto. Üçüncüsü 5 puanıyla Karamat. Ne kazandım? Abi böyle sana birinci oyunda bir şey in-game item vereceğim sana. O güzel. Kullanışlı. Evet. Ama bir bölüm sonra bitiyormuş. Tabii bölüm 3 haftalık var. Aynen. Sana işte evet. Şu itemleri verdim ama işte. Tanrı'nın asasını veriyor ama. Bitiyor bölüm. Bir sonraki bölümde yok silah. Zaten öyle ne bir şey oldu. Hangi oyunda oldu lan? Biz hangi öyle oyunda şey. Yıldırım Lordu'ndan item aldık lan? Son oyunda. Nejo'dan. Nejo'dan aldık Göktürk, yani. Göktürk'te aldık. Sen de bize verdin kullanamıyoruz doğru düzgün zaten. Onun gibi bir şey oldu. Evet arkadaşlar. Bilmem ne bayağı ayı gibi bitti. Şimdi size ne oynuyor? Valorant oynayan bok gibi bir oyun yayıncısını. Yani yayıncı bok gibi değil, oyun bok gibi yani. Götüreceğim size. Tamam mı? Herkes haftaya bu bölümü izlesin. Haftaya yayıncılığımız son gaz. Ben bir yayıncıyım. Ben cümleyi... Hadi arkadaşlar görüşürüz arkadaşlar.